tokadı falan da çekeceğim. Mesela sadece önümde arkada duvar var, gerisi hep şey, kolon yok zaten, hep beton, demir beton. Öncelikle başımızı, ensemizi darbelere karşı korumak için sağlam yapıların, mesela işte masa, sağlam masa, sandalye destekli sağlam masaların altı olabilir. Veya geniş hacimli koltukların dibi olabilir. Bir yaşam üçgeni oluşturmamız gerekiyor kendimize. İki elimizle başımızı ve ensemizi kapatarak, koruyarak elimizle veya işte elimizde kitap varsa bir kitapla da olabilir veya bir yastıkla da olabilir. Başımızı koruyarak bir yaşam üçgeni oluşturmamız gerekiyor. Bu yaşam üçgeni içerisinde diz çökerek, kapanarak, çök kapan tutun tekniğiyle bir yerden de tutunarak düşmemek için. Tutunarak bu şekilde bir kendimize yaşam üçgeni oluşturmamız gerekiyor. Kapı ve pencerelerden kesinlikle uzak durmamız gerekiyor. Deprem anında paniğe kapılıp kaçmaya çalışmak çok doğru bir davranış olmayacaktır. Merdivenler, özellikle asansörü kesinlikle kullanmamamız gerekiyor. Merdivenleri kullanmamamız gerekiyor. Yaşanan Maraş depreminde yani şuna özellikle mesela dikkat çekiliyor. Evlerimizdeki bazalar, işte koltuklar, bunların altlarının mesela dolu olması önemli yaşam üçgeni oluşturması açısından. Çünkü tavan çöktüğü anda zamanla bazaların alttaki boşlukta kapanana kadar çökebiliyor. Orada bir yaşam üçgeni kaybolabiliyor. O yüzden bazaların, işte koltukların altlarına destekli malzemeler koymamız önem arz ediyor. Onun dışında avize varsa avizelerin altından kesinlikle durmamamız gerekiyor. Üzerimize devrilebilecek raflar, dolaplar, bu tarz duvara sabit olmayan eşyalardan da yine uzak durmamız gerekiyor. Dediğimiz gibi deprem anında kesinlikle eğer bina içerisinde, yani yere yakın değilse, kaçmaya müsait bir yer değilse, kesinlikle bina içerisinde kalmamız ve kendimize bu yaşam üçgenini oluşturmamız önem arz etmektedir. Olası bir enkaz altında kalma durumunda, eğer enkaz altında kalmışsak çok fazla hareket etmemeye özen göstermemiz gerekiyor. Çünkü hava açısından sıkıntılı bir ortam olabilir. Hareket ettiğimizde de toz kalkabilir. O tozları mümkün olduğunca az sormaya dikkat etmemiz gerekiyor. Ağzımızı mendil benzeri bir şey varsa veya elbisemizde, kıyafetimizde ağzımızı kapatarak nefes almamız gerekiyor. Yardım isterken duvarlara veya borulara vurarak yerimizi belli etmeye çalışmalıyız. Bağırmak yine çok fazla toz yutmamıza neden olacağından bağırmak yerine ıslık çalmak gibi, böyle ıslık çalmamız daha avantajlı olabilir. Dediğimiz gibi enkaz altında kalma durumunda öyle bir durum varsa kesinlikle çakmak, kibrit benzeri ateşlerden uzak durmalıyız. Kesinlikle yakmamalıyız böyle şeyleri. Yine elektrik düğmesine, prizine yakınsak bunları açma kapama işlemlerini kesinlikle yapmamalıyız. Herhangi bir gaz kaçağına karşı, patlama riskine karşı uzak durmamız gerekiyor. Yine sarsıntı geçtikten sonra fırın gibi böyle yangın tehlikesi bulunan eşyaları kapatmamız gerekiyor. Sonrasında güvenli bir şekilde dışarıya çıkmamız gerekiyor. Binalardan terk ederken de dışarıya çıktığımız anda bina, işte çatıda malzemeler düşebilir veya işte taş düşme riski olan yerler olabilir. Binayı tahliye ederken yine başımızı koruyarak hızlı bir şekilde binayı terk etmemiz gerekiyor.